Bir yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra Tütün Bank'ta müfettiş olarak başladığı bankacılık hayatına, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, ardından organizasyon ve kalite müdürü olarak 16 yıl boyunca devam etti. Ankara Sigorta Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük, leasing ve menkul şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve denetçilik yaptı. Halen Denizbank Genel Müdürlüğü ekspertiz ve gayrimenkulden sorumlu grup müdürü olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda mali müşavir de olan Şaban Çağran, Beste Eğitim Vakfı ve Başkan Vekili Kongre Üyesi Galatasaray Kongre Üyesi'dir. Sayın Şaban Çağran'ın alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın İbrahim Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, baba mesleği olan halı ticaretine üniversite yıllarında başladı. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde tamamladı. Hem çalışıp hem okuyan İbrahim Erdemoğlu, babası Mehmet Erdemoğlu'nun ilke ve değerleri doğrultusunda iş hayatına yön verdi. Mehmet Erdemoğlu ailenin kültüründen geliyordu ve asla yalan söylememeyi, dürüstlükten şaşmamayı, ödemelerini zamanında yapmayı, çalışanlarının ücretlerini alın teri kurumadan ödemeyi, kazandığını paylaşmayı ve hoşgörüyü benimsiyordu. İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında Besti'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep'te bitirdi. Aktif iş hayatına 1983 yılında başladı. 1998 yılında bugün parça halı sektöründe dünya lideri olan Merinos Halı'yı kurdu. Parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu'yu Akkök Grup'tan devraldı. 2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Sasa Polyester Anonim Şirketi'nin hisselerinin %51'ini Sabancı Holding'den satın aldı. Zorunlu pay alımı teklifi sonrası Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding'in Sasa Polyester Anonim Şirketi'ndeki hisse oranı %84,80'e ulaştı. Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Erdemoğlu, doğduğu, büyüdüğü, gönülden bağlı olduğu şehirler ve insanları için çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdi. Kazandıklarını paylaşmayı ilke edindi. Camilerden tavsiye evlerine, okullardan müzeye, polis merkezlerinden öğrenci yurtlarına, parklardan sağlık ocağına kadar pek çok yapıyı yurdumuz insanına hediye etti. İbrahim Erdemoğlu, gurur duyduğu çalışanları, dünya çapındaki son teknolojiyle donattığı üretim alanları, ihracat şampiyonu olduğu firmaları ile kariyer hayatına yeni hayalleri ve hedefleri doğrultusunda devam etmektedir. Sayın İbrahim Erdemoğlu'nda alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Değerli hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Sayın Başkanım, siz de hoş geldiniz. Sayın Valim Mahmut Çuradar, Sayın Kaymakamımız Nazlı Demir hanımefendi, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Emre, Beste Eğitim Vakfı Başkanımız Sayın Osman Özbay Sabak, İlçe Müdürümüz, Sayın Milletvekilimiz, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Üç yıllardan sonra yine Sayın Başkan'la birlikteyiz. Bunun gururunu yaşıyoruz. İnşallah güzel bir panel olacaktır, onu diliyorum. Şimdi biz bugün farklı bir konseptte yapacağız panelimizi. Her zamankinden daha farklı olacak. Biraz böyle aktif katılımlı olacak. Yani bizden çok sizlerden soru almak istiyoruz. Biz zaten birbirimizi tanıyoruz, bizler şey yapıyoruz ama sizin merak ettikleriniz bizim için çok daha ön planda. O yüzden farklı bir konseptimiz olacak. Şimdi izin verirseniz ben size kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Şimdi
köy sistemleri modelini sabah öğrendik programda. Hep de hayran olduğumuz bir sistem. Şimdi benim Mersin Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenlik okurken bir öğretmenim vardı. Ali Ulusal. Geçen televizyonda gördüm. Eğitime bakışını, yani köy enstitülerinde eğitime bakışını anlattı Ali Ulusal hocamız. Dedi ki biz bina yapmayı nasıl, bina yapmanın ne şekilde olduğunu bilen öğrenciye tablo vermezdik. Bina yapan öğrenciye tablo verirdik. Aşının nasıl yapıldığını anlatan öğrenciye tablo vermezdik. Aşıyı yapan öğrenciye tablo verirdik. Bunu çoğaltabilirsiniz. Yani uygulamalı eğitimden bahsediyor. Şimdi Sayın Başkan da işletmecinin ne şekilde olduğunu bilen, anlatan değil, başarılı bir şekilde uygulayan, tüm dünyadan tam puan alan Sayın Başkan bu işin uygulamacısı. O yüzden bu işi en iyi şekilde yapan kişi olarak onun bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz. Aramızda çok sayıda esnaf arkadaşımız var ve onlara ışık olmaya çalışacağız elimizden geldiğince, yanıtlamaya çalışacağız. Bu nedenle daha çok soru cevap kısmına geçeceğiz birazdan. Ben şöyle yapalım, aktif katılım şöyle, yani şimdi arkadaşlar mikrofon tutmak istemeyebilirler, mikrofonda konuşmak istemeyebilirler. Ben cep telefonumu vereceğim, cep telefonundan bana mesajla da soru sorabilirsiniz, WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. 532, not almak isterseniz, 461-56-01, 0532-461-56-01. Farklı bir konsept olacak. Ama ben ondan önce, sorudan önce ben Sayın Başkan'a böyle kısaca Erzurum'dan başlayalım. Şöyle bir ne diyelim, bir özgeçmiş gibi kendisini ifade etmesini rica edecek. Buyurun Sayın Başkan. Hepinize teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için. Öncelikle bir şey belirtmem gerekir. Biz bu başarıyı bir kişiyle, beş kişiyle yapmadık. Öncelikle bugünkü oluşturduk ve bugünkü geldiğimiz noktaya tüm aile fertlerimizle, tüm çalışanlarımızla, tüm ekibimizle birlikte geldik. Bir kişinin yapısıyla gelmedik, onu özellikle belirtmek istiyorum. Onun için burada tüm çalışanlarımızla, tüm aile fertleriyle birlikte bu başarıyı sağladık, bunun bilinmesini istiyorum. Şimdi ben 1962 yılında Besli'de doğdum. İlkokul 1. ve 2. sınıfı Besli'de okudum. 1970 yılında babamların iki tane kilim tezgahı alması münasebetiyle Gaziantep'e taşındık. İlkokul 3 ve daha sonraki lise sona kadar Gaziantep'te oturduk ve okuduk. Sonrasında lise son sınıfta üniversite sınavlarına girdim. Karadeniz Teknik Üniversitesi fizik bölümünü kazandım. Tabii ben fiziği fazla sevmem. Lisedeyken de pek sevdiğim söylenemez. Sınav sonucu geldiği zaman ben bilgisayar herhalde hata yaptı, ben bunu tercih etmedim diye düşündüm. O sırada tercih formunu aldım. Tercih formunu aldığım zaman 18'in tercih hakkı vardı o zaman. 18. sıraya ben fiziği yazmışım Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü. Tabii Karadeniz Teknik Üniversitesi nerede olduğunu da bilmiyorum. Samsun'da zannediyorum. Trabzon'da olduğunu öğrendim. Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü bitiren ne olur onu da bilmiyorum. Derken üniversite dershanedeki fizik hocamızı aradım. Dedim ki hocam, bu fiziği bitirirsem, okul okuyup bitirirsem ne oluyor dedim, ne olacağız? Dedi ki oğlum, fizikçilerden pek fazla, yani teknik olarak bir şey olmuyor teknik üniversite olmasına rağmen. Pedagoji dersleri alacaksınız, sonrasında öğretmen olursunuz. Tabi buna güvenmedim. Sonra lisedeki fizik hocama sordum, teyit anlamında. O da aynı cevabı verdi. Ben de fiziği fazla sevmiyorum tabii.
okumayı pek düşünmüyorum. O sırada daha bir maskerde iki tane kilim tezgahımız var, onlarla uğraşıyoruz. Babama yardımcı olmaya çalışıyorum. Akşam oldu, babam geldi. Dedi ki, İbrahim abi kazanmışsın ha dedi. Evin balkonu, o zaman evimiz kira. Evin balkonunda ikimiz oturuyoruz. Balkonun kapısı da mutfağa açıldı. Yani hem de mutfakta bir şeyler hazırlıyor akşam. Kazanmışım ay İbrahim abi dedi. Kazanmışım ama dedi okumayı düşünmüyorum baba dedi. Niye dedi sakin bir şekilde. Dedim ki baba ya işte bu okulu bitirdiğim zaman bir de üstüne pedagoji dersleri alacakmışım. Sonra dedim bir öğretmen olacakmışım. Herhalde konuşma tarzından öğretmenliği sanki küçümser bir tavırda söylediğimi zannetti aslında o mantıkta söyledi. O öyle algıladı ama. İşimizde dedim çalışırsak daha fazlasını kazanırız. Yani bir öğretmen maaşından çok daha fazla gelir elde ederiz. Bitti mi lan dedi. Babam tabi yumdu gözünü açtı ağzını. Aklınıza gelebilecek her şeyleri saymaya başladı. Birkaç tane cümlesini söyleyeyim size. Siz dedi kim oluyorsunuz ki dedi öğretmenlik mesleğini beğenmiyorsunuz. Ama nasıl hakaret ediyorsunuz? Tabi o sırada annem mutfakta bir şey yapıyor, bir yemek hazırlıyor. Hanım, hanım dedi, gel bakın buraya dedi. Annemin çağırdı, annemin hiçbir şeyden haberi yok. Bu oğlanlar dedi, sen mi örgütlüyorsun dedi. Benim dedi ortağım varmış dedi, benim haberim yokmuş dedi. İş benim işim lan dedi, sizin işiniz nerede dedi. Ben yoldum kaldım tabi, haklı. İş kendinin işi. Bizlerden oldu da işimiz diye bahsediyoruz. Tabi minimum babam bağırmalar, çağırmaları yapıyor. En son söylediği şeyi söyleyeyim. Benim görevim dedi, sizi okutmak ve evlendirmek. Sizlerle ilgili başka hiçbir sorumluluğum yok dedi. İş benim işim dedi. Bu belki de kendi şahsımızda da veya yetiştirme tarzımızda da benim için dönüm noktasıydı bu çocuk. Ya dedi gidip okuyacaksın, ya da dedi yarın pırını pırtını toplayıp bu evden defolup gideceksin. Tabi yerden göğe kadar haklı, işlerinin işi. Ben kim oluyorum ki işimiz diye bahsedip bir de ahkam kesiyorum. Son derece haklı, sabaha kadar tabi ben yumadım o fırçanın üzerine. Sabahleyin erken gidilirdi o zaman haşırcılara. İplik sardırmak için saat güneş doğmadan şey olurdu. Taşımaları gerekiyor çünkü sırtlarında taşıyorlardı insanlar. Sabahleyin erkenden giderken tabii kapıda baba dedim ya ben okumaya karar verdim dedim. İyi lan git işine bak dedim. Gene aferin falan yok. Bu şekilde şeyi sisteme başlayıp ben üniversiteye başladım. Üniversiteye başladıktan sonra tabii söylenilenlerin hepsi kulağımda. Bir daha babamdan para almamak istiyorum. Yani okulda okuduğum sürece bile ona bana yani bakmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Trabzon'da kalktım. Tezgahtarlıklar haftanın 3 gün üniversitemiz vardı. Cumartesi, pazar dahil. 4 gün yoktu. 4 gün boyunca yani ihtiyaçlarımı karşılayacak derecede bir geçim sağlayabilir miyim diye mağazaları falan dolaştım, tezgahtarlık yapmak istiyorum. O zaman zaten 12 Eylül öncesi. Öğrenciyim dediğiniz zaman herkes size zaten terörist gözüyle bakıyor. İster sağ görüşlü olun, ister sol görüşlü olun fark etmez. Toplumda böyle bir halkı var. Tabii iş bulamadım. Sonrasında, 2 ay sonrasında ne yapıyoruz derken yani çözümsüzlük olunca biz dedim ne üretiyoruz Gaziantep'te kilim, ben burada kilim satabilir miyim diye esnafla orada başladım. Sonra hiç unutmam Trabzon'da çarşı, hangi esnafa vuruyorsam da o esnafta bir kilimin numunesi yok, kilimin örneği yok. Hepsi diyor ki kilimin örneğini getirirsen bakarız, düşünürüz. Hiç unutmam Çarşı Camii'nin orada
O da rahmetli oldu. Ahmet Öztürk diye Trabzon'daki esnafın dükkanına girdim. Ben dedim amca kilim satıyorum. Bizden kilim alır mısın? Nasıl kilim evladım dedi. İşte oradaki kilimlerden anlatmaya başladım. Şu kilimden iyi, şu kilimden kötü diye. Ve derken inanın adam kilim ihtiyacı olduğundan değil. Sadece bana o sırada yardımcı olmak mantığıydı. Yani sosyal olarak. Oğlum o zaman bir kilim bir balyondan gönderdi. Ben sevinçten akşam o zaman postanelerde sıra bekliyorsunuz. Telefonu yazdırıyorsunuz, sıra bekliyorsunuz. Yarım saat, bir saat işte ne kadar sürede bağlanırsa. Akşam oldu, telefon açtım. Babama dedim ki, baba işte bu adama gidip sattım. Vergi numarası bu. Bir balyondan. Bana hiçbir soru sormadı. Sen öğrencilik yap, okulunda oku, senin ne işin var ticarette? Hiçbir kelime sormadı. Buna peşin mi sattın, borca mı sattın? Hiçbir şey sormadı. Tamam dedim. Tabii pazartesi günü, haftanın her zaman cumartesi günü kamyon çıkartırım sonra. Pazartesi günü orada olur, salı günü amcamın yanına gittim. Amca dedim, kilimler geldi mi? Geldi evladım dedi. Nasıl amca dedim? Aynı anlattığın gibi oğlum dedi. Bahsettiğim gibi farklı bir şey yok dedi. Döndü dedi ki borcumuz ne kadar dedi. Allah.